Gündeme Dair'den herkese merhaba. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Bugün ne yapılıyor? Dünya genelinde her yıl milyonlarca ölüme neden olan ama pek çoğu da tedaviyle önlenebilir bir hastalığa karşı toplumda bilinçlendirme, farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde kampanyalar düzenleniyor. Biz de bugün Gündeme Dair'in gündemine bunu ayırdık. Yani farkındalık, kansere yönelik farkındalık yaratmak için neler yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Antakya Ketem Hekimi Doktor Nilüfer Elveren Bulduklu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nilüfer Hanım, isterseniz bugünün amacından bahsedelim. Farkındalık yaratılmak için dünya çapında kabul edilen bir gün. Evet. Ne gibi çalışmalar yapılıyor? İsterseniz böyle başlayalım. Tabii ki. Kanser bildiğimiz gibi dünya genelinde gittikçe giderek artan bir sağlık problemi. Bunun yanında toplumlarda sosyoekonomik açısından oldukça büyük bir yüke sahip. Aynı zamanda kişiler arasında da manevi ve maddi kayıp ve zararlara neden olan bir hastalık türü. Zamanında birçok kanser türü erken teşhis edilebildiğinde de %100 iyileşme şansı olabiliyor. Bu nedenle de 4 Şubat'ı Dünya Kanser Günü olarak belirlenmiş ve bugün de farkındalığı arttırmak için çeşitli çalışmalar yapılmakta. Ana hedef özellikle kanserde bağlı erken ölümleri engellemek ve kansere yakalanan bireylerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmasını bu yaşam oranlarını arttırmaktır. Ana hedefimiz bu. Bunun için de bu özel günde halkı bilinçlendirmek için her türlü etkinliği yapmaktayız. Nilüfer Hanım, isterseniz kanserin nedenlerinden başlayalım. Bir insan niye kanser olur? Neden kanser vakalarını görüyoruz, biz evet. Yaşıyoruz? Kanserin nedenlerinin arasında %90 çevresel faktörler geliyor. %10 ise genetik faktörler geliyor. Çevresel faktörlere gelince bir sürü çevresel faktör var kanserin neden olabilecek. Bunların arasında en önemli sigara başta olmak üzere, obezite, fiziksel aktivitenin yetersizliği, enfeksiyonlar ve alkol. İlk 5'te bunları sayabiliriz. Bunun için de bu dönemde özellikle yayınlanan bildirgelerde iş yerlerinde özellikle %100 dumansız hava sahası için kanunlar çıkarıldı ülkemizde, biliyorsunuz. Kişilerin daha sağlıklı, daha hormonsuz gıdalara ulaşabilmesi için yönetmelikler çıkarıldı. İnsanların fiziksel aktivitesini artırmak için bir sürü yerlerde spor alanları açıldı. İşlerine mümkünse yürüyerek gidip gelmeleri yönünde bir sürü kamu spotları açıklandı. Yapılan çalışmada sağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktivitenin yapılması, alkolün azaltılması, sigara içmemek gibi bu tip davranışlarda bulunmak kanseri %50 azalttığı görülmüştür. Yani bu dediklerinizden şunu çıkarabilir miyiz? O %10'luk genetik kısmı geride bırakırsak, evet. %90'lık kısım içerisinde insanın kanser olmaması kendine bakmasıyla alakalı. Kesinlikle, bir durum. Kesinlikle. Yani spor, sağlıklı beslenme. Aynen. Dikkat tabii, edilirse. Bunun dışında tabii bizim kendimizin bakması gereken şeyler dışında bir de ekstra çevresel farklı hava kirliliği gibi farklı etmenler de var. Radyasyonlar var, baz istasyonları var. Tabii bu tip şeyler. En kötü şey mesela kullandığımız cep telefonlarının bile bizi kanser edici radyasyon yaydığını biliyoruz. Mümkün olduğunca uzun süre telefonla konuşmamamız lazım. Ketem'den bahsettik. Siz de Ketem hekimisiniz. Ketem nedir? Önce bundan bahsedelim. Tabii ki. Ardından şunu sormak istiyorum. Kanser tedavisi olan bir hastalık mı? Önüne geçilebilir mi? Yoksa hafifletilebilir mi? Şimdi bazı kanser türleri erken teşhiste %100 tedavi gösterebilmekle beraber bazı kanser türlerinin maalesef böyle bir şansı yok. Ne mesela? Çok geç evrede yakalanabilen bazı kanser türleri var. Onları hani erken teşhis şansları yok ama bu da hani az önce genetik faktörlerden bahsetmiştik. O nasıl küçük bir oranı alıyorsa bu da %10-20'yi geçmez belki de ama
toplumda çok sıklıkla görülen kanser türlerinin geneli erken teşhisle hayat kalitemizi arttırabilir, uzun yaşamamızı sağlayabiliriz. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışma yapmış. Türkiye'miz de buna destek verdi ve şu anda Türkiye'de 196 tane keten var. Keteme gelince, Ketem Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açılımı. Biz burada ücretsiz bir şekilde bazı çok sık görülen kanser türlerine tarama yapıyoruz. Özellikle bayanlara yönelik en sık görülen kanser türü meme kanseri. 40 ile 69 yaş arasındaki bayanlara meme kanseri için mamografi taraması yapıyoruz. İkinci sıklıkta görülense ve erken tanı konduğunda da %99 survive olan rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. Bunun için bakanlığımız geçen yıl Ağustos ayında bir çalışma başlattı. Direkt bu kansere neden olan virüse direkt bakılıyor. HPV DNA taraması yapıyoruz. 30-65 yaş arasındaki bayanlara bu taramayı yapıyoruz. Aynı zamanda 50-70 yaş arasındaki bayan erkek fark etmiyor. Bağırsak kanseri için gayet de gizli kan bakıyoruz. Bunların hepsi ücretsiz bir şekilde yapılmakta ketemlerde. Ne merkezlerde var Hatay'da ya da Antakya'da? Antakya ketem var. Antakya Devlet Hastanesi acil yanındayız biz. Aynı zamanda İskenderun ketem var. Bu da özel gelişim hastanesinin bahçesinde bulunmakta. Evet, yeni bir de Kırıkan Ketem açılacak. Bunun için hazırlık çalışmaları var. Peki, biraz Türkiye'ye bakalım. Ulusal anlamda ne gibi çalışmalar var, ne gibi faaliyetler yürütülüyor ve oran ne, hastalık oranı ne Hatay içinde? Şu anda Hatay 2015 verilerinden biraz bahsedeyim isterseniz. Erkeklerde özellikle 412 tane sıfır yeni akciğer kanseri tanısı konmuş. İlk sırada akciğer kanseri var zaten erkeklerde görülen. İkinci sırada deri kanseri. Biz Akdeniz bölgesinde güneş ışınlarına çok maruz kaldığımız için deri kanseri de oldukça sık görülüyor. Normal şartlarda daha Türkiye genelinde daha geç şeydir, 6. 7. sıradadır belki deri kanserler ama Akdeniz bölgesinde olduğumuz için biz de ikinci sırada. Bahsettiğiniz Hatay'daki veriler. İkinci sırada deri kanseri var ve 411 yeni vaka teşhisi konulmuş erkeklerde. Prostat 3. sırada geliyor, prostat kanseri. 321 de yeni prostat kanseri tanısı konulmuş. Kadınlarda ise yine Türkiye genelinde olduğu gibi meme kanseri sayısı çok fazla. 582 yeni vaka var. 2015 yılı verilerine göre. Yine ikinci sırada maalesef deri geliyor burada da. 361 yeni sıfır deri kanseri tanısı konulmuş. Ondan sonra yine bayanlarda en fazla görülen uterus ve rahim ağzı kanseri görülüyor tanı konulan. Bizdeki şeyler genelde Türkiye ortalamalarını yakalıyor maalesef. Tedavi durumu ne Hatay için? Hastalar tedaviye ne derece cevap veriyorlar? Şimdi şöyle, kanser türüne ve teşhis aşamasına göre değişiyor tedavi süreçleri, yaşam kalitelerinin arttırılması için. Biz ketemlerde sıfır hiç kendinde hiçbir sıkıntısı olmayan sağlam hastaları tarıyoruz. Yani bize gelen hastalar şikayetle gelmiyorlar. Biz bölgelere gidiyoruz, eğitimler veriyoruz. Oradaki yaş grubu bayanları getiriyoruz ve tarama yapıyoruz. O dönemden tanı konduktan sonra bir üst merkez olan ya cerrahiye ya da kendi branşıyla ilgili kadın doğuma yönlendiriyoruz. Tabii Türkiye Antakya'da kemoterapi, radyoterapi, onkoloji servislerimiz oldukça iyi çalışıyor. Daha öncesi bu kadar radyoloğumuz ve onkoloğumuz yoktu ama şu andaki durum iyi. Başka illere gitmeden burada tedavilerini yaptırıyor hastalar. Peki bilinçli miyiz? Hem toplum olarak hem hasta kişinin kendisi olarak tedavi sürecinde ya da hastalık sürecinde ne yapması gerektiğini biliyor mu? Ya da diğer bireyler bir hastaya nasıl yaklaşması gerektiğini biliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim. Ben 5 yıllık ketem hekimiyim.
İlk geldiğim yıllarda bu kadar bilinçlenme yoktu. Şimdi hem bakanlığın kamu spotları, hem bugünlerin daha aktif bilinçlendirmek için yapılan çalışmalar, televizyon programları bunu gittikçe arttırdı. Bizim de böylelikle hani kendinde hiçbir şey olmadan gelip muayene olmak isteyen, taramamı yaptırmak istiyorum diyen bayan sayımız arttı oldukça. Bilinçleniyoruz. Yani iyiyiz. bu güzel haber o zaman. Evet, kesinlikle. Peki şimdi bir de mültecilere bakmak istiyorum. Evet. Mülteciler için hastalık durumları ne? Var mı mülteciler içerisinde gelen, Suriyeliler içerisinde kanser vakası görülen hastalar? Evet. Şimdi mültecilerin durumu, biz mültecileri Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Müdürlüğü Kurumu tarama dönem dönem yaptırıyor. Zaten bütün sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde devlet hastanesinden karşılanıyor. Verilere göre 2013 yılında 154 kanser tanısı almış mülteci var. 2014 yılında 223, 2015 yılında ise bu rakam 368'e çıkmış. Kanser tanısı konan mülteci bunlar, sayısı. Bunlar bilinen. Bilinen, resmi rakamlar. Bilinmeyenler de var. Vardır tabii. Yani bazıları çünkü hani direkt resmi kurumlara başvurmadan kendi işlerini halletmeye çalışıyor olabilirler ama hani bunlar hep kamplarımızda kayıtlı olan mülteciler arasındaki rakamlar. Tedavi nasıl işliyor mülteciler için? Aynı şekilde. Yani Türk hastalara nasıl bir tedavi programı uygulanıyorsa mültecilere de aynı şekilde. Onlar bilinçli mi? Yani mülteciler bilinçli mi yoksa doğal olarak bir korkuya mı sahipler? Tabii onların şu anda bir misafirimiz onlar. Tabii kendi ülkelerindeki o bilinç şeyi, korkuları, şeyleri bu sağlık problemlerinden daha önde geliyordur. Bilinçleniyorlar ama yani bu şu rakamların artmış olması kanser sayılarının arttığını göstermiyor. Demek ki biz onlara daha rahat ulaşabiliyoruz. Daha erken belki safhada ulaştık, tedavi ediyoruz. Rakamların artması onları da onu gösteriyor olabiliyor. Peki Hatay'ı konuştuk, mültecileri konuştuk. Türkiye'de durum ne? Sağlık Bakanlığı ne gibi çalışmalar yapıyor bu konuda? Daha şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de görülen kanser türleri neler? Buna da değinelim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Ulusal Kanser Araştırma Ajansı'nın verilerine göre 2008 yılında dünyada 12 milyon kanser teşhisi konmuş hasta olduğu söylendi. Ve 2030 yılında bunun 26 milyona çıkması öngörülüyor. Türkiye'de ise şu anda ortalama her yıl 175 bin kişiye yeni kanser tanısı konuyor. Dünyada ise bu 13 milyon civarında yıllık. Yani Türkiye'de bir önceki yıl 2016'da 2015'e göre 100 kaç bin? 175 bin yeni hasta. Hasta, evet. Bu ciddi bir rakam. Evet. Bunlar işte bu yüzden bu konan kanser türlerinin çoğu da erken teşhisle tedavi edebilecek ve kişilerin yaşam kalitesini yükseltebilecek ve yaşam survival'larını uzatabilecek kanser türleri olduğu için buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Bu 175 bin ciddi bir rakam dedik. Biz kendimize bakmıyor muyuz? Yani sağlıklı beslenmiyor muyuz? Bu sonucu mu çıkarabiliriz? Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri. Bu kanserin %62'sini oluşturuyor bu kanser türü. Akciğer kanserinde en büyük nedeni sigara. Yani sigara. Şu anda ücretsiz sigara polikliniklerimiz var. Ketem'de de biz sigara polikliniği yapıyoruz. Randevuyla çalışıyoruz. Hasta bize geliyor sigara bırakmayı isteyen kişi. Önce onunla bir dosyasını dolduruyoruz. Bir nikotin bağımlılık skorunu belirliyoruz. Kaç yıldır sigara kullandığını, ne yaptığını konuşuyoruz. Arkasından ona uygun tedaviyi, ilaçlarımız var. Ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Şimdi bunlar, bu tip şeyler yapılıyor. Bu 175 bin rakamını, kişi sayısını daha da aza indirebilmek için.
Bunun yanında bahsettim, meme kanseri, rahim ağzı kanseri taramasını yine ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Yani ketemlerde yapılan hiçbir işlemden sosyal güvencesi olsun olmasın ücret alınmamaktadır. Tabii bilinçlenmek çok önemli. Kişinin meme kanseri için bahsedeyim, 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi yapması lazım. Çünkü artık maalesef ki 18'li yaşlara kadar meme kanseri inmiş durumda. Türkiye'de de 1-2 vaka var 18 ve 16 yaşlarında. Ki 40'lı yaşlardan, benim ilk başladığım dönemde 50 yaş üzerinde biz meme kanseri tanıyorduk. Yapılan çalışmalarda bakıldı ki 40 ile 50 yaş arasında vaka sayısı da çok fazla. Bu tarama programının yaş aralığını 40'a kadar indirdi bakanlık ve 40'lı yaşlardan itibaren biz taramamızı yapıyoruz. Bunun yanında tabii eğitimlerimiz de oluyor. Bütün kurslara gidiyoruz, Kur'an, Diyanet İşleri'nin kurslarına, köylere gidiyoruz, muhtarlarla görüşüyoruz, okul eğitimlerimiz oluyor. Bu hep bu 175 bin rakamını indirmeye yönelik çalışmalar. Peki ilgi var mı gittiğiniz kurslarda? Ne tür geri dönüşler alıyorsunuz? Şimdi biz o şeyi duymaktan çok memnun olmuyoruz. Diyor işte ben ya bende çıkarsa diye böyle bir evhamımız var. Onun için son raddeye kadar bekleyen bir milletiz. Yani ya bir şey çıkarsa gidersem bana kanser derse ben ne yapacağım o psikolojiyle nasıl yaşayacağım diye. Bir psikoloji var. Onun için son dakikaya kadar bekliyoruz. Ancak bu dönemde onu biz kırdık. Dediğim gibi hastalar artık gelip ben kanser taramamı yaptırmak istiyorum. İşte ailemde kanser vakaları var. Bunun için ben de kendimi kontrol ettirmek istiyorum diyen çok hastamız geliyor. Biz yapabileceğimiz şeyleri yapıyoruz, yapamayacağımız şeyleri de yönlendiriyoruz zaten. Peki dünyadan bahsedelim son olarak. Hı hı. Az bir süremiz kaldı çünkü dünyada durum ne? Dünya Sağlık Örgütü ne gibi çalışmalar yapıyor bu kapsamda? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nde özellikle dediğim gibi yıllık bu işler biraz kayıt işi. Yani bizdeki kanser kayıtçılığı da arttı bu dönemde. Verilerimizin bu kadar iyi olmasının bir nedeni de bu. Aktif kanser kayıtçılığına geçtik. Eskiden dünyadaki kadar bizim kanser vakalarımızın bu kadar takip edemiyorduk. Şimdi verilerimiz daha iyi. Dünyada çoğu ülkede bizdeki yapılan şeylerin aynısı yapılıyor. Yine önlenebilir kanser türleri ücretsiz taramalar yapılıyor. Bununla ilgili işte 1-7 Nisan'da yine kanser haftası var. Ekim ayı kanser meme kanseri farkındalık ayıdır. Bu dönemde yine bir sürü Türkiye'de ve dünyada etkinlikler yapılıyor. Dünyada zaten dediğim gibi her yıl tespit edilen 12 milyon, 13 milyon yeni kanser vakası var. Bunun için bazı bölgelerde ücretsiz taramaların yanında mesela AIDS'in yoğun olduğu yerlerde ücretsiz ilaç dağıtımı yapılıyor. Sosyal örgütler var. Bunlarla ilgili farkındalık için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünyada da durum böyle. Peki son olarak ne ekleyeceksiniz Nilüfer Erveren? Şimdi her şeyden önce bu projelerin başarılı olması için ilk önce kendi sağlık çalışanlarımızı, sonra da halkımızın farkındalığını arttırmamız lazım. 4 Şubat gibi Dünya Kanser Günü bunları farkındalığı arttırmak için de bir fırsat. Bunu her gün yapmamız lazım ama 4 Şubat'ta daha yoğun yapıyoruz biz bunu. Onun için halkımızdan, yaş gruplarından özellikle ketemlere ücretsiz yaptığımız bize başvurmalarını istiyoruz. Ketemlerde tekrar bahsedeyim 40-69 yaş arasındaki bayanlara ücretsiz mamografi çekiyoruz. 30-65 yaş arasındaki bayanlara yine ücretsiz HPV, DNA, rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. 50-70 yaş arasındaki bayan fark etmiyor. Onlara gaytada gizli kan, bağırsak kanseri için bakıyoruz. Ve ücretsiz sigara bıraktırma polikliniğimiz var. Her şeyden önce herkesin Dünya Kanser Günü'nü kutluyorum. Ve lütfen erken teşhis her şeydir. Bunun için de elimizden geleni yapalım. Peki Sayın Doktor Nilüfer Elveren Bulduklu. Geldiğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, gündeme dair de bugün kanseri konuştuk. Biliyorsunuz 4 Şubat kanser günü, dünya kanser günü, farkındalık yaratma günü. Biz de kanserin nedenlerini, Hatay'ı, Türkiye'yi, mültecileri ve dünyayı konuştuk, dünyadaki durumu konuştuk. Unutmayın kanserde erken teşhis çok önemli ve siz de keten merkezlerinde ücretsiz olarak kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Gündeme dairden bu kadar. Hoşça kalın.